Neşko, şimdi sana soruyorum. Evet. Tayinli çöreğim nasıl olmuş? 10 üzerinden 9 veriyorum. Hadi be. Güzel olmuş yani. Bir puan nereden kırdın? Sert. He? Duşu sert. Ama? Ama çok lezzetli. Değil mi? Baban da beğendi. Çok güzel olmuş. Bu benim tarifim. Patenti bana ait. Kimse de yok. Şimdi Neşkom Türk kahvesi yapıyor. Ama benim yaptığım gibi yaparlarsa onlara acı gelebilir ben önce. Yok yok, senin kahven güzel. Bak şimdi iki fincan. Şimdi kahve. Bu seninkini ölçüyoruz. He. Gittikçe azalıyor kahveler yani. He. Kaç bu benimki? Büyük bardak. He. İşte bu birazcık. Yani iki fincanına kadar koydum. İşte bu kadar. Bu kadar mı? Ben sayamadım ki. 6 oluyor. Altı ama 2 dolu, 2 yarım, 2 bilmem ne oluyor. İşte o yüzden... Ben bundan fazla koyayım Neşko. Bundan fazla koyayım. Ama senin gibi olmayın. Levent dayım da geçen gün aynısını söylüyor, biliyor musun? Ha. Biraz daha koyayım sana koy, şeker? Koy koy biraz. Ama çok da şekerli oluyor. Geçen de tamam, seni dinledim. Tamam tamam hadi. Karnım aç diye şeker koyuyorum. Yesin o zaman yemek anne. Yiyemem, evimde yiyeceğim yemeğimi. Çay demleyeceğim. Çay demleyeceğim. Bende o menü yok. Kahvaltı edeceğim. Babana da kuru fasulyem var, pilavım var. Tamam. Ben gideceğim dedim, son video dedim ama oğlum gelmeyince işi var. Büyük konuştum. Büyük konuştum. Daha Neşkom'da takılacağız bir saat. Suda içer mi? Yok, içmem. Bir kahve içelim. Anne kız kahvesi. Arasında mama falan var mı? Aynen. Daha yeni uyanmıştı işte. Vermedim. Ananın bakması. Uyuttu. Yok ya, yemek yiyelim. Kankin açmamış. Mama da verebilirsin. He. Yok yok, vermedim Neşko. Dedim geldiğinde beslersin. Ama beslemişiz azalmış. Anneannesi besledi. Kahveyle. Oh. Makinenin neresine bastıysak bulaşık koyarken Neşko bir şey yanıp sönüyordu. Orada da çabuk kapanıyor ya. Hmm. Ya hakikaten süt tozu zannetmişim. Ay ben süt tozu diye yamacın mamasından bu ulemin kahvesine iki tane koydum. Sonra aklıma geldi. Evet. Yamacın mama gitti iki kaşık. Bak şimdi yamacı çek. Hadi bakalım. Dur şimdi daha bir şey yapmıyor. Geçelim buraya. Yamacın keyfine bak, keyfine. Yamaç! Yamaç! Aferin! Bak ha, bak şimdi. Aferin! Bak. Hadi koş! Aferin! Efendim! Bak 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 bak, ben de çekeyim onu, bak 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 bak, nereye gideyim bak, bak mamasını içmeye bak, herkes keyfini biliyor bak. Vay! Bak. Evet, hadi. Bak, mamasını bak, bak, nerede içecekmiş bak. Evet orada, hadi koş bak. Üşü yakayım mı ona? Bak, bak 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 bak, keyfe bakın bakın. Bak, ötede içmeyi bak, gelecekmiş burada mamasını keyifle içecekmiş bak. Daha mamayı gördüğü gibi yatağına. Ayaklara bakarsın. Ay bacak bacak atar bir sonra. Bayı buldum ben ya. Keyfini yesinler onun. Canım benim. Mamayı gördüğü gibi geldi. Burası da benim prensesimin yatağı. Oldu mu, geleyim Neşko? Balkonda değil mi? O zaman ben kabını giyeyim. Soda içer mi? Hayır, soda içmem. Dök dök Neşko. Şimdi ters kalıyorsun ama. Olsun, ben bundan çekerim. Ya yok be. Bu senin elinden oluyor böyle. Ben bundan fazla kahve koyayım, böyle olmay kahvem benim. Geldi. Bu kahvede senin üstüne kimseyi tanımam.
Bak. Hiç kimseyi tanımam bak. Hakkını verelim. Kimse yapamıyor böyle. Şuraya bak şuraya. Eh maşallah. Kısmetim taşıyor Neşko. Ha bu benim mi? Benim değil mi? Tamam benim kısmet taşıyor. Suyumu alacağım ben. Hiç su koyma bana. Cebime koyayım. Sen sodanı iç ben de suyumu. Yamaçlamamasını. Herkes keyfinde. Buylem nerede? O da burada keyfinde. Şarkısını dinleyin. Herkes keyfinde. Biz de kızımla şöyle bir keyifli kahve içelim. Türk kahvesini içmeden gidecektik ama kısmetmiş gene. He? Çok büyük konuştuk. Evet, aynen öyle. Köpüklüğümüzü içelim bakalım. Para gelmiş ağzına bence. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kısmetimiz taşıyor. Kısmetler taşıyor. Evet. Kışımız da geldi. Şimdi ben bunu kısa videoda yapacağım ama nasıl yapacağım acaba? Onu merak ettim. Şöyle Neşko'nun kahvesini de şuraya koysak mı? Çikolatasını da buraya koyalım. Tablayı alalım. Neşko. Öyle kısa video. Ah! Tablada nereye gitti? Kısa video çekeceğim bir tane. Bunu al. Hadi hadi Neşko. Uzun çekeceğim de bir tane de kısa video çekeceğim. Benimki köpüğü gitti. Senin gitti köpüğü. Nazarlar değil. Benimkini çekeyim. Senin köpüksüz kahveni çekmeyeceğim Neşko. Köpüklerdi. Evet. Tamam. Şimdi biz kızımla baş başa anne kız kahvesi içelim. Bir tane de kısa video çekelim. Yaparsanız size de afiyet olsun diyelim. Evet. Bol köpüklüğümüzü içelim. Güzelliğe bak. Maşallah. Çikolata bozulmuş mu hiç? Bak şimdi dolaba koydum hem böyle. Dolapta. Ülkenin çikolatası hem de. Evet. Bozulmaz anneannem. Donmuş anneannem deyim. İşte çikolatayı sevmem. Çikolata sevmem. Hiç sevmem. Ama tatlı olarak da şerbetli. Tatlı. O da bir tane iki tane yedim mi tamam. Çikolatacı Neşko. Evet, babası. Buğlem. Buğlem. Aykut'u da görmedim böyle çikolata yiyken. Aykut sevmiyor. Apo? Hiç Apo da benim ama. Gibi. Çikolatayı sevmem. Tatlıyı sever o da. Şerbetli tatlı. Şerbetli yiyor. Fındıklarım var Neşko'da. Nisper İngen getirmişti. Onları temizleyebilsek baklava yapacağım. Nisper İngen. Bir tepsi baklava yapayım şöyle mis gibi. Fındıklı baklava. Babaannen hep fındıklı yapardı. Kahveler olmamış. Vallahi ben çikolatayla içtiğime bana iyi geldi. Neden olmamış sana neyi kötü geldi? Su gibi sanki. Kahvesi az geldi. Evet. Çekme işte beni be ya. Nazar değildi ya. Kahve yaparken çekme. Nazar değildi Neşko. Niye atmadın? Yorum gelecek çok atıyor bilmem ne. Ay ondan da evet. Ama dedim ben bu kahveyi niye azattı bu diye. Olmadı işte. Ya Neşko'm diyen desin sen kendi kahveni bana tanıtırsın. Ben de şaşırdım. Ben ondan çok fazla koyayım kahve. Abi evladım yap koysan sen yorum gelirse gelsin. Ben kötü yorum öyleyse bak kötü yorum. Kendime kötü yorum yaptırtıramam. Kötü yorum yapan kendisi yapar. Güzel kahvesini içer Neşko. Olur. Niye yorum yapacakmışlar? Herkesin zevki. Az kahveli seven olur çok kahveli.
Neşko yorum şeylere kapalı. Olsun, yaparsa sonra böyle içersiniz güzel. Çikolatayla ben içtim. Ben de dermişim. Normalde çikolata yemem ama kahve içeyim. benim istediğim kahve de bu değildi tabi. Değildi değil mi? Su gibi olmuş. Kahveyi az koydun. Birisinde içmiştim ben böyle kahve. Şimdi verme burada da. Söyleyeyim anne. Bak sevgi verdim. Tanıdık seni mi? He? Söylemesek. Seyretmezler gelir de bu kahveyi söylerler. Boş ver. İçinde kal sonra söylersin. Bir kahveyi sen güzel yaparsın. Benim tanıdığım kişiler arasında Neşko. İkinci yok. Yok o kadar. O kadar bak söyleyeyim sana. Yemek konusunda da bile seçeceğim. Koku mesela parfüm kokusunda da. Evimi sildiğim kokularda da hafif koku tercih ederim. Kahvede de çayda da. Nitfat teyzenin çayı. Nitfat teyzem çok güzel yapıyor. Yani. Nilgün teyzenin de çayı güzel oluyor. İkisinin de çayları güzel. Ama kahve senden başka bu sülalede de kimse de yok. Tanıdığım insanlarda da kimse yapmıyor yani becerip de güzel kahve. Makine de olsa yapamıyorlar. Herkesin hakkını vereceksin şimdi. Güzeli kimde? Dayım diyor ya. Neşeli kahvesini içe için. Türk kahvesi içmeye başladı. Güzeli dayın kahve içmezdi. Senin kahvenden sonra Türk kahvesine alışmış. Bağımlılık yapmış yani. Evet. Ama bunlar olmamış mesela. Bunlar olmadı artık yapacak bir şey yok. Neşko yorumlardan çekindiği için kahveleri az koymuş. Ben de değilim ama. Niye bu kahveleri az koydu bu kız? Neşko. Annem kim gelirmiş mamayı yemiş. Üşüyecek. Aa, bak. Hayır dedi yani. Bak kızdım şimdi. Evet. Hemen de güzelirmiş. Ah ne yapayım bunu ben. Ne çabuk içti mamayı? Bence Togo çok lökletmedi onu. Oradaki ilk yaptı bıraktı mamayı. Yedi ya o gofreti. Ama Neşko ben ona vermezdim de. Buğlem yerdi. O kalktığında püskürt yerdi. Ona verdi. Püskürtlerden. Son bir tane kalmış zaten. Buğlem yemiş hepsini. Değil mi? Dedim onun yiyebileceği gibi bir şey ver ona. Hatta kek getir dedim. Kekleri yemesen ne anne dedi. Kıyamadığına mı dedi? Keklerini kıyamadı. Bu dolaptan onu verdi bana. Kekleri yerse ağzının kenarları batacak anne dedi. Ben de bir şey demedim. Bu yol benim cennetime çıkan yol. Bunun yolun başı benim evim. Neşko'mla yakındık. Buradan hemen evladım bana geliverirdi. Evet ya. Buradan hemen çıktı mı döndüler mi benim ev de orada. Buğlemi okula bıraktım annesine gelirdi. Ama şimdi maalesef gelemiyor. Evet hiç gelemem ben de. Çok uzaklaştık evladımla. Ama umutlar tükenmez Neşko. Aynen öyle. Benim umudum var. Elbet bir gün kavuşacağız. Annen elbet yine bu caddeye gelecek bir gün. Sana yakın olacağım yine. Ben caddeyi istiyorum. Sen yoksa gittiğinden beri ben oraya geçtim. Normalde bu mahallede de ev vardı ben taşınırken Neşko'nun burada da. Ben o caddeyi istiyorum. Evet. İlla o cadde. Cennetimin olduğu yer. Cennetim diyorum. Başka da hiçbir eve cennetim demedim. Belki de kendi evime geri dönerim. Belli olmaz. Sivas'a da dua ediyor. Benimle birlikte. İnşallah bir gün. Zaten oraya bir taşınsam geri kendi evime. Kendi evime. Hani yurt dışından gelirler de bile öperler ya yeri. Kapıyı öperim artık. Kapımı öperim. Düşün yani. O kendi evime taşınayım. Aman Allah'ım.
benden mutlusu olmaz. Tabii ayrılsıysa olsun o da. Ayırsızsa hiçbir şey olmaz. O evi de çok istedikçe o evde de başıma gelmeyen de kalmadı. O ayrı mesele. Neler geçirdim neler. Ne facialar. Gelmeyen kalmadı. Ama yine de o ev, yine de o ev. Saray verin bana şimdi, deyin ki bu Lüleburgaz'ın en güzel evini sana tuttuk ya da aldık. Onu mu onu mu dersen ben onu, gene onu isterim. Hiç bakmam bile, öteki evi görmem, gidip de bakmam. Yine evimi isterim. Bu evi ben çok sevdim. Ben bu kadar severken de o evi gene bana kısmet olacak. Aniye sen çekebilirsen çek al. Karga mı onlar? Benim orası karga dolu. Yağmur yağacak herhalde şu an. Yağsın. Yağmur. Ama yağmur yağdım benim o balkon bir kokuyor. Kokar bu şey. Bu güvercin pisliklerine eşko. Çok pis kokuyor. Yapsana çık abi. He? Sen ne işkom nasıl yaptın bu hatayı ya? Kim ne derse desin sen bildiğin gibi koysana kahveni. Ben de sevine sevine kahve içeceğim diye sevindim. Yapamam bir daha vallahi. Yapma, zaten benim karnım aç. İçemem artık kahve, eve gitten ne yemem. Ne diyorum sana? Yemem. Kahvaltı içeceğim Neşko. Eve gideyim kahvaltıya saklayayım kendimi. Çayımı demleyeceğim, mis gibi kahvaltı edeceğim. Babana da yemekleri ısıtacağım. Yemeğini yesin. Çok ya. Vallahi öyle bir kaynattım onu. Süzmesen bile yeri var. Bir bakarsın gene. Fırsatım olmadı. Süzecektim onu ben. Yarın ben de aynı menüyü yapabilirim. Evet. Ispanağı yapabilirim. Bozulmadan. Bozuluyor be çabuk. Yarın yaparım ıspana gene. Hatta aynı menüyü yapabilirim. Mercimek çorbasında güzel güzel. Ama tayinli çöreğim nasıl Neşko? Çok güzel. Bak onun tarifi işte internete girsin, kimse de yok. Çok güzel. Bu benim, bana ait. Herkes baktım. Poğaça gibi hamur. Yağ. Yumuşak olsun. He, yumuşak olsun diyor. Tereyağı, süt, o bunu koymuşlar da koymuşlar. Ben ne yaptım? Sodalı çöreğimin aynısını yaptım. Soda da mı koydun? Sodalı çöreğimi yaptım zaten. Sodalı çöreğimi tahinli çöreğe çevirdim. Pakmaya bir tane koydum. Bir şeker kaşığı soda. Normal çörek tuttum. Ben sade tuz yerine 2 yemek kaşığı şeker. Şeker koydum. Tuttum hamuru, kabardı. Sonra açtım börek gibi, içini yağladım. Yağladın. Ondan sonra kıvırdım. Yalnız güzel biraz olsun. Üzerini işte şey oldu. İşte üzerini çok uydurmayız sanıyorum. Acaba Neşko pekmezden dolayı mı oldu, yoksa 180'de 45 dakika pişirdim? Ondan mı acaba? Ama bilmiyorum ben ne. Öteki türde pişmez ki o zaten. Pişmez bak, öteki pişmemiş. Tabii işte, ötekini yeniden pişirdim. Mi? Pişirdim tekrar. Gene pişmemiş o, öyle tam iyi değil. Demek ki öyle olacak o. Ne kadar fazla pişirsen o kadar güzel. İnce yapacağım. Yani becerdik. Yaptık çöre. Ama olmuş. Çok baban beğendi. Koydum götürdü yani. Ben baban de yedi mi? Dedim Neşko da test etsin bunu. Beğendi. Apo da sever öyle şey. Apo da yer. Simit, öyle tatlı simitlerin içinde oluyor ya. Pek öyle tatlı simitlerin içinde. Yemeği mi? Sen miydin o seven? Ben. Ben hep o zannederdim. Buğlem seviyor, çikolatalı açma. Buğlem yer onu, Buğlem de yer. Çikolatalı açma. Tamam o zaman, Buğlem de yer. Biz kapatalım. Burada. Yeterdi mi Neşko? Yeter. Yeter bence. Ne diyeyim şimdi? Bence yeter. Yeterse yeter abi. Aykut'un saatine ne kadar var? 6'da mı dedi gelirim? Saat 5-6'ydı var. Kaçta dedi? 6'da dedi mi dedim o? 6 dedi sanki. 6'da gelirim dedi ama. 6.30 mu dedi yoksa ya?
Ben 6.5 anladım Neşko. Sen 6 dedin ama. Vallahi ben 6 anladım ama. Apo da gelsin bir gün. Pazar günü kalırsa mı gelebilir mi? Doğal gaz şeyini ayarlama. Kombiyi. He? Yapsın ya, baksın bir gün. Baksın da kızın doğal gazı açarız. Arada. Evet. Biz burada kapatalım videomuzu. Evet. Yeter artık. Yapar içerseniz size daha afiyet olsun diyorum. Neşko'nun da kahvesini nazar dedirtti.